Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere dün İstanbul İl Başkanı'nın Yargıtay tarafından almış olduğu ceza kullanmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir provokasyona daha imza atmak istedi. Önce karara baktığımızda Yargıtay 5 tane suçtan 2 tanesinin düşmesine, 3 tanesinin cezasının onanmasına karar verdi. Sürekli bunun üzerinden hukuk, insan hakları, özgürlük, hukuk devleti, hukuk üstünlüğü gibi ifadelerde bulunanlara baktığımızda düşme kararlarıyla alakalı nasıl bir söz söyleyeceklerini işin doğrusu kamuoyuna anlatmaları lazım. Ama bununla ilgili hiçbir şey söylemezler. Çünkü onlar için hukuk kendileri istediği gibi karar verdiği zaman hukuktur. Kendileri istediği gibi karar vermediği zaman ise mutlaka altında başka şeyler ararlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir tweet attı ve bütün milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanı önüne talimatla, davet değil, bütün hepsi oraya gitsin diye talimatta bulundu. Ama dün akşam saat 6'da basın toplantısı yapacağız dedikleri halde saat 7.30'a kadar basın toplantısını ertelediler. Ama oraya 10-15 civarında milletvekili katıldı. 500-750 sayı civarında da vatandaş veya partileri katıldı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mantığında, mantalitesinde, muhalefet anlayışında sadece kaos üretmek var. Sadece yıkıcılık yapmak var. Ülkeye bir şey katmak gibi bir derdi söz konusu değil. Bunu çokça denedi bundan önce de. Birkaç ay önce elektrik faturasını ödemeyeceğim derken de aslında bunu denemek istemişti. O zaman da elektrik faturası ödemeyeceğim dediğinde öncelikle kendi teşkilatının, milletvekillerinin ona eşlik edeceğini, ona destek vereceğini düşündü ama hiç kimse destek vermeyince daha sonra bireysel bir eylemdir gibi o eylemi dönüştürmek zorunda kaldı. Bu sefer de aynı kaos planı boşa çıkmıştır. Biz iktidar olarak, AK Parti olarak 20 senedir ülkemize hem eserler kazandırmış bir iktidarız hem de özgürlüğü, hukuku, hukukun üstünlüğünü, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne bu ülkeyi getirmiş bir iktidarız. Ve böyle de devam edeceğiz. Tamamen çalışmamız, mücadelemize buna dair olacaktır. Ödemiş'le ilgili de bir iki kelam edeyim. Ödemiş, bizim Küçük Menderes Havzamızda lokomotif olan, değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz ilçemiz. Buraya birçok hizmetler bugüne kadar kazandırdık. En büyük hizmetlerden birisi devlet hastanesi. Gerçekten güzel bir devlet hastanesi kazandırdık. Bölünmüş yolla ilgili çalışmalarımız biliyorsunuz devam ediyor. Geçen yıllarda Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin açılışını gerçekleştirmiştik. Şimdi onun bölümleri açılacak. Yine takip ettiğimiz projeler var. Organ sanayi bölgesinde süt tozu, bebek maması şeklinde çalışacak. Tarım kredi kooperatiflerinin inşa edeceği temel atılmış. Ama biraz son gelişmelerden gecikmiş ama bundan sonra inşallah hızlanmasını sağlayacağız. Hızlandıracağımız o çalışmayı yürütüyoruz. Yine iş hastanesiyle ilgili çalışmayı ek program aldırmak için çalışıyoruz. Burada ciddi bir uğraşımız var. Burada yani ilçe başkanımız gerçekten güzel bir çalışma ortaya koyuyor. Vatandaşımıza birebir temas halinde çalışmalar yapıyor. Teşkilatımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Bize sürekli olarak burayla ilgili enforme yapıyorlar. Hem hayvancılıkla ilgili hem tarımla ilgili onların verdiği bilgiler doğrultusunda Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dediğim gibi Ödemiş bizim için değerli. Küçük Menderes'in tamamı bizim için kıymetli. Her birine yaptığımız hizmet bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. İnşallah görev süremiz boyunca da bu hizmetleri yapmaya da devam edeceğiz.